ürünleri deneyeceğim. Ya aslında yeni ürünler değil de hani ben yeni buldum. O yüzden size de göstermek istedim. Hep beraber deneyelim dedim. Şimdi bunların arasında en merak ettiğim şu üründü. Time pekmez ama böyle kıtırlı, böyle bandırıyorsun falan. Neyse, ben bunu Kipa'dan buldum ama zaten hani Kipa artık Migros de. Onun haricinde Carrefour'da gördüm. Ama hepsi büyük marketlerde. Hani büyük Carrefour, işte büyük Kipa falandı. Yoksa normalde küçük marketlerde, Migros'larda falan hiç bulamadım ben bunu. Bayağıdır da arıyordum. Hatta bunun Costco versiyonu da var. Costco versiyonunu hala bulamadım. Onu da aramaktayım. Neyse, işte bunu deneyelim dedim. Bu 2 lira 90 kuruşmuş. Şöyle bir atıştırmalık. Önünü şöyle göstereyim. Time pekmez. Bu da garip garip sesler çıkartıyor şuraya ya. Dur. İçini göstereyim. Heh. Şu içindekiler kısmı. Şöyle. Bakalım tadı nasılmış. Çok merak ediyorum. Bakalım kıtırı yerinde mi? Dur, size de göstereceğim. Şu şekil içi. Şöyle. Hemen bandırıyorum. Çok merak ediyordum var ya, dünden beri, dün aldım bunları. Yani. Şu aşırı sert. Ama yeniyor mu? Yeniyor. Onun haricinde tahin pekmez karışımında pekmez daha fazla. Tabii ki de. Yani böyle hazır olan tahin pekmezlere hep pekmezi daha fazla koyuyorlar. Yani. Fena değil. Hı, zaten yazıyormuş. %60 şey. Ne derler ona? %60 pekmez, %40 tahin diye. Bence tam tersi yapsalar daha lezzetli olur. Yani %60 tahin, %40 pekmez yapsalar daha lezzetli olur bence. Yani fena değil. Gideri var. Ama hani 2.90 buna verir miyim? Verebilirim aslında ya. Dışarıdaysam verebilirim. Hani böyle atıştırmalık olsun diye. Hani böyle birazcık daha, bir tık daha sağlıklı bir şey arıyorsam bunu alabilirim gibi. Gerçi yani sonuçta plastik paket ama sonuçta içinde de tahin pekmez var yani. Bunda da zaten doğru düzgün bir şey yok. Bunun içine ne varmış? Dur hemen söyleyeyim size. Gösterdim ama. Buğday unu, zeytinyağı, maya, tuz. Yani. Bence sağlıklı bir atıştırmalık olarak sayılabilir. Neyse, hemen diğerlerine geçiyorum. Şöyle bunu Rossmann'dan aldım. Şöyle önden göstereyim. Netler misin bebeğim? Heh, netledi. 2 lira 49 kuruş. Zaten şuraya da yazdım hemen. İçindekiler de böyle. Size de göstereyim. Bu pek sağlıklı bir şey değil. İçinde susam var, şeker var, glikoz var. Başka? Şurada besin değerleri de yazıyor. Netler misin bebeğim? Ha, netledi. Hemen açıyorum. Bak, zaten diyor %100 vegan diyor. Şurada. Açıyorum. Ya ben susamlı şeyleri severim ama hani şekerli olsa bile içinde biraz tuz olunca daha çok seviyorum ama bunun tuz yokmuş. Bilemiyorum nasıl olacak. Aa! Bir şey değil mi? Güzel ha. $2.49'a ben bunu alırım daha sonra da. Oha. Tuzlu değil ama tuzlu gibi. Şey, susamı kavurmuşlar ya. Ay çok güzel. Bu efsane. Bu gerçekten efsaneymiş. Ay dur birazcık daha yiyeceğim. The best. En iyisi. Çok güzel. Çok iyi. Rossmann'a giderseniz kesinlikle ama kesinlikle bundan alın. Çok beğendim. Çok çok beğendim.
Bunu yememek için kendimi zor tutacağım yani. Her Rossmann'a gittiğimde almamaya direneceğim. Gerçekten bayağı iyiymiş. Bayağı iyiymiş. Yani diğerlerine kıyasla 2.90, aman 2.99 diyorum ya. 2.49 iyi bir fiyat bence. Neyse hemen diğerlerine geçiyorum. Hemen şöyle. Bu da organikli tahin pekmez. Şöyle yine arkadan göstereyim. Bunu ben normalini denemiştim. Hatırlıyorsanız hatta şuradan çıkartırım. Ama organikli versiyonunu ilk defa deneyeceğim. Bunu ben 8 lira 45 kuruşa almışım Carrefour'dan. Tekrar söyleyeyim, hışırt yapmış olabilirim. 8 lira 45 kuruş. Normal organik olmayan versiyonu 5 lira bilmem kaç kuruştu. Bu organikli versiyonu. Bakalım bunun tadı nasılmış. Bunda da %60 pekmez, %40 tahin kullanmışlar. Şöyle açayım. Şöyle tüp tüp yapmışlar. Çocuklara yönelik. Yani bakalım plastiğin içine durması tadını değiştirmiş mi? Diğerini çünkü birazcık daha değiştirmişti. Cam ve plastik fark ediyor ama bakalım bunda fark edecek mi? Yani çocuğunuza saçma sapan şeyler alacağınıza bunu verebilirsiniz. İster ekmeğin üstüne sürsün, ister böyle yesin. Daha mantıklı bence. Daha sağlıklı. Şöyle. Ben de tüp şeklinde yiyeceğim. Sanki bunun tadı orijinalinkisinden daha güzel gibi. Bilmiyorum psikolojik mi ama bunun tadı benim daha çok hoşuma gitti. Öteki hani turuncu olana göre, orijinal süper ikiliye göre organik olanın tadı bence daha güzel. Beğendim ya, bu şekilde de yenir bence. Ekmeğe sürülmese bile böyle yenir. Bayağı enerji yani. Aşırı aşırı enerji. Aa, iyiymiş ya. Vallahi. Aa, beğendim bak bunu. Alacaksanız bence biraz daha parayı kıyın. Şu şeyden, organik olan süper ikiliden alın. Veya kendiniz organik tahin pekmez alıp birleştirin. O da bir şey. Ama bunlar iyiymiş yani. Hani çocuğa emanet edilebilir şeyler. Konuşamıyorum ama çocuğunuza verin bunu. Neyse. Şimdi patlamış mısırlara geçiyoruz. Bu yeni çıktı. Bunu patlamış mısır videomda gösterememiştim. Çok üzülmüştüm. Bulamamıştım. Ve buldum. Hazır bunu deniyorken de bunu da deneyeyim dedim. Şöyle hemen ilk olarak bunu denemek istiyorum. Fiyatını hemen söyleyeyim. 2 lira. Ben bunu Migros'tan aldım ama çoğu yerde gördüm ya. Yeni çıkmış bu. Hemen şöyle içini göstereyim. Şöyle şu şekil. Gördünüz mü? Netledi galiba değil mi? Hemen açıyorum. İçi de şu şekilde. Neden tatlıdan sonra tuz yiyorsun dersen ben öyleyim. Yani son olarak tatlı yiyemiyorum. Mutlaka üstüne birazcık da böyle tuzlu yemek istiyorum. O yüzden ilk önce tatlıları denedim. Şimdi tuzlu deniyorum. Gerçi bu tam tuzlu değildir de. En son bu maviyi bıraktım ya. Mavi tuzlu zaten. Deniyorum. Bir şey diyeyim. Bu var ya. Bu orijinal çerezanın, yani bu sade olanın, hiçbir şeysiz olandan daha güzel. Daha kaliteli. Ve fıstığı şeyli değil böyle. Nasıl diyeyim? Şekerli değil. Herhalde içine şeker koymamışlar. Aynen. Tuz koymuşlar. İçinde şeker yok. Belli oluyor. Mesela Nuts'ın fıstıklısı var ya. Fıstıklısında badem falan da var. Baya böyle hani tatlı tatlı. Ama bunda o tatlılık yok. Bu daha çok böyle Cheetos gibi. Böyle bir şeyde. Kıvamda diyeyim. Bu arada yalnız bu baya iyiymiş. Baya güzel bu. Böyle tam çıtır çıtır da değil ama. Böyle bir yumuşaklık var. Ama
O yapısı güzel böyle Cheetos gibi ya. Şey böyle hissiyatı da. Kendimi durduramıyorum, bu bayağı iyi. Yok. Bırakmam lazım. Ama efsaneymiş bu. Bu da kesinlikle alın. Son olarak da Nuts'ın klasiğine geçiyorum. Hemen açayım. Şöyle yine içe. Dayanamadım, açtım. İçindekileri göstermeyi unuttum. Şöyle. Ya size söyleyeyim, gözükemiyor çünkü şey, paket büyük olduğu için. Mısır, kanola yağı, tuz varmış içinde. Ha, bunu ben bu arada 4 liraya aldım Migros'tan. Bu arada içinde şey olması lazım, bunun dövme olması lazım da. Limon dövmesi çıkarmış. Ay, bulamadım, dur. Ben bunu kaseye döküp geliyorum. Heh, şöyle. Ay, dur, gördüm. Tüh be, gene yok. Şöyle. Gene limon çıkmadı. Dur şöyle göstereyim. Hediye paketi. Alev var. İki tane dans eden kız var. En üstte de şş yapan biri var. Şöyle. Şu şekil. Bu sefer yapmayacağım. Moralim bozuldu. Güzel bir şey yok. Yani tat olarak güzel. Kaliteli. Tabii evde yaptığınız gibi, evde patlattığınız gibi olmaz. Ama güzel bir seçenek bence. Yani Nuts'ın ürünleri genel olarak kaliteli olduğu için ben seviyorum. Yani. Neyse. Genel olarak hepsine puan vermeye başlayayım. En yüksek puanı buna veriyorum. Hem fiyat olarak hem tat olarak en yüksek bu. Bunu 10 üzerinden kesinlikle ama kesinlikle ama kesinlikle 10 veriyorum. Bu çok iyiydi. Rosemont'a giderseniz alın. Yani en azından ben beğendim. Eğer böyle susamlı karolmuş şeyleri seviyorsanız onu da seversiniz. Ondan sonra şu ikisine aynı puanı vermek istiyorum. İkisi de güzeldi. 10 üzerinden 9 olur ikisi de. Zaten arı markasını hatırlarsanız ben şeyini denemiştim. Ne derler ona? Ne deniyor? Protein bar mı deniyor? Ne deniyor? Böyle atıştırmalıklarını denemiştim ya. En çok arı markasınınkisini beğenmiştim. Onu da hatta ben şuradan çıkartayım da izlersiniz. Onun bayağı iyiydi. Arı markasının bir de bu ürününü tadınca çok beğendim. Bunu da beğendim. İkisine de 10 üzerinden 9 veriyorum. Zaten Costco'yu her zaman severim. Neyse. Sonracığıma bunlar da iyiydi. Şuna ama 10 üzerinden 8 veriyorum. Güzeldi. Yani mükemmel değil ama güzeldi. Buna da yani ya 10 üzerinden 8 ya 10 üzerinden 7,5 vereceğim. O buçuğu nereden kırdın dersen, şundan kırdım. Sevdiğim şey çıkmadı. Ya böyle daha güzel emoji beklerdim bundan böyle. Geçen sefer daha iyi çıkmıştı. Ama böyle ben daha bunun taze bekliyordum ya. Daha böyle bayat gibi geldi bana. Ama genel olarak Nuts iyidir ya. Nuts güzeldir. Yani bu 7,5 olsun. 7,5'da kalsın. Öyle yani, denemiş olduk. Sesim de bir değişti. Neyse. Yarın başka bir videoda görüşürüz. Bay bay. Ben de bahaneyle atıştırmış oldum. Karnımı doyurmuş oldum. Neyse. Yarın görüşürüz. Bay bay. Kapatayım.